Belgesellerin devam bölümlerinden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Söğüt'teki Çınar. 1261'de İznik İmparatorluğu'nun İstanbul'a taşınması ile Batı Anadolu'da oluşan otorite boşluğu, Moğolların önünden kaçan, yeni yaşam sahası arayan Türkmenler, Selçuklu'nun mümtaz devlet adamları ve askerleri tarafından doldurulmaya başlandı. İleride bir imparatorluğa dönüşecek Osmanlıların ilk adımları da işte bu zamana denk gelmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu bugünkü modern kavrayış ile tam bir tarihe ya da olaya bağlamak mümkün değildir. Kökleri derinlerde olan yapının kuruluşu uzun bir sürece yayıldığı gibi bir o kadar da sağlam olmuştur. Ertuğrul Bey, İlhanlıların boyunduruğunda olan Selçuklulara bağlı Uç Beylerinden Kastamonu merkezli kurulan Çobanoğulları'nın batı sınırında faaliyet gösteren aşiret beylerindendi. Ertuğrul Bey ve yanındaki bir avuç konar göçer yörüğün buraya nasıl intikal ettiği hakkında bilgiler kısıtlıdır. Bu ufak Türkmen kitlesinin Selçuklu'nun Sultanhöyü sınırına 1225-1231 arasında yaptığı sefer sırasında geldiği ve Karacahisar'ın ilk alınışında yarar gösterdiği düşünülmektedir. Selçuklu'nun bu seferinin ardından Ankara-Eskişehir uç bölgesinden hareket eden Ertuğrul'a en ileri hatta Söğüt'te yurtluk, Domaniş'te ise yazlık verilmiştir. Sınır bölgesinde tutunmaya ve kök salmaya çalışan Ertuğrul ve küçük obası yıllar boyunca bölgede varlıklarını arttırarak sürdürdüler. 1280'lerin başında Ertuğrul'un 90'lı yaşlarında ölmesinin ardından gaza ve akın yapan Türkmen alplerinin önderi Ertuğrul'un küçük oğlu Osman oldu. Osmancık babasının yerini doldurmaya çalıştığı yıllarda bölgedeki durum şöyleydi. Doğu Roma ile Selçuklu sınırı Bilecik'te başlıyordu. Sultanhöyü yani Eskişehir ile Bilecik arasındaki Hristiyan tekfurlar Selçuklu Sultanına vergi veriyor ve onun hakimiyetini tanıyordu. Aynı zamanda bölgedeki Türkmen aşiretleriyle de barış içerisinde yaşıyorlardı. Osman'ın merkezi de Eskişehir Uç bölgesinin en ileri hattındaki Söğüt kasabasıydı. Osman Bey uçtaki tekfurlarla iyi geçiniyordu. Çünkü iki tarafta birbirine muhtaçtı. Kayılar sürülerini otlatmak için tekfurların topraklarından geçmek zorundaydı. Tekfurlar da kendilerini savunma konusunda yer yer Türkmen alplerine ihtiyaç duymaktaydı. Her iki taraf işte bu çıkar dengesi bozulmayacak şekilde bölgede yaşayıp gitmekteydi. Osman Bey'in askeri gücü birkaç yüz kişilik atlı birliklerden ibaretti. Bölgedeki diğer aşiret liderleri ve gaza yapan ufak çaplı alp beyleri, kimi zaman Germiyanoğullarının, kimi zaman da Çobanoğullarının ismini kullanarak akınlar yapıyorlardı. Çobanoğullarının zayıflamasıyla gaza ve yağma faaliyetlerini arttıran Osman Bey, kendisi gibi Bizans sınırında etkili olan ufak gruplarla ittifak yapıp yoldaşlar edindi. Aynı amaç etrafında oluşan, siyasi niteliği büyük olmayan bu birliğin içinde Osman Bey, becerisi ve atılganlığı ile eşitler arasında birinci diyebileceğimiz bir konuma yükseldi. Yani kendisine eşit olan ve bağımsız da hareket edebilen müttefikleri Akçakoca, Hasan Alp, Konur Alp, Turgut Alp gibi isimlerin beyi değil, onları organize eden, askeri stratejilerini belirleyen, yağmadan eşit pay veren bir komutan, bir Alp gaziydi. Doğudan gelen Türk toplulukları ile askeri gücünü ve müttefiklerini arttıran Osman, gelişmesi için çok elverişli olan Doğu Roma sınırında giderek öne çıktı. Hatta Bizans kaynakları Osman'ı bölgenin en tehlikeli ve hareketli Türk akıncısı olarak kaydetmekteydi. Onu öteki alplerden öne çıkaran bir diğer özelliği de Şeyh Edebali'ye olan yakınlığıydı. Bir dini figür olan Edebali, gaza ve yağma için bölgeye akan Türkmenlerin üzerinde etkili olmaktaydı. İlk kan, ilk savaş, ilk fethi. Selçuklu Sultanı'nın haraç güzarı Bilecik tekfuru bölgedeki diğer yerli tekfurlar üzerinde en güçlü olanıydı. Bilecik tekfuru Selçuk İlhanlı egemenliğini tanıyordu. Aşık Paşazade'nin kaynağına göre ilk zamanlarda Osman ona ihtiyaç duyuyor ve üstünlüğünü tanıyordu. Osman'ın aşireti sürüleriyle Söğüt Domaniç arasında göç ederken Bilecik tekfurunun himayesine muhtaçtı. Çünkü İnegöl Ovası'nda sürüler tarım topraklarını çiğnediği için İnegöl Tekfuru Aya Nikola ile aralarında başından beri düşmanlık vardı. Osman'dan armağan alan Bilecik Tekfuru Osman'ı koruyordu. 1284 yılı göç mevsiminde İnegöl Tekfuru Osman ve askerlerine pusu atarak ani bir saldırıya geçti. Bu önemsiz ve çok yerel olan çatışma Domaniç yolu üzerindeki Ermeni belinde gerçekleşti. Baskın sonucu yenilen Osman çok sevdiği yeğeni Bay Koca'yı bu çatışmada kaybetti.
bu yerel, ufak, önemsiz ve normal şartlarda kayda dahi geçmeyecek sürtüşme aslında her şeyin başlangıcıydı. Bu çatışma, bir cihan imparatorluğuna evrilecek olan gücü harekete geçiren ilk kıvılcımdı. Rivayetlere göre Ermeni-Beli çatışmasının ardından Osman, edebali eliyle gaza kılıcı kuşanmış ve bölge tekfurlarına karşı aktif gazaya başlamıştır. 1284 yılında kuşanılan bu kılıç, yüzyıllar boyunca kanla ve ateşle sulanarak kınına girmek bilmeyecek ve önünde eğilmeyen baş bırakmayacaktı. Gazaya ant içen Osman, kendisine saldıran İnegöl Rumlarına karşı bir gece baskını yapmış, İnegöl yakınında küçük Kulaca Hisarı'nı yağmalayıp ateşe vermişti. Ve böylece yorulmak bilmez yörük atlarının nal sesleri cenk meydanlarında duyulmaya başladı. Osman'ın Kulaca'yı yakması üzerine İnegöl bölgesi Rumları telaşlandılar. Toplanıp Karacahisar tekfurundan yardım istediler. Bilecik tekfurunun ardından bölgenin en güçlüsü olan Karacahisar tekfuru, kardeşi Kalanoz ile asker gönderdi. İnegöl Rumları ile birleştiler. Osman da gazileri topladı. İkizce'ye yakın Domaniç belini açtıkları yerde büyük savaş oldu. Osman Bey, Birleşik Tekfur ordusunu atlı okçularının üstünlüğü sayesinde yenmeyi başardı. 1286 yılında İkizce ya da diğer adıyla Domaniç Beli Muharebesi, Osmanlı tarihinin ve Osman'ın gerçek anlamda ilk savaşı sayılmaktadır. Osman'ın kardeşi Savcı burada hayatını kaybetti. Kardeşini kaybetmenin verdiği öfkeyle Osman Bey, Bizans komutanı Kalanoz'un karnını deştirip dere kenarında bir çukura gömdürmüştür. Bu savaşla beraber aynı zamanda Osman ile Karacahisar Tekfuru arasında savaş başlamış oldu. Karacahisar Tekfuru normalde Selçuklu Sultanı'na bağlıydı. Ama Osman Bey onun Domaniç'teki tutumu yüzünden düşman durumuna düştüğünü Selçuklu merkezine kabul ettirmeyi başardı. Böylece Karacahisar'ın alınması için aslında meşru zemin oluşturuldu. 1288'de gücünü toparlayan Kayı Bey'i Karacahisar fethi için kolları sıvadı. Bölgedeki yerleşimler şu şekildeydi. Antik şehir Dorlion kalıntılarının bulunduğu Şarhük yani Eski Hisar, Porsukçay ötesinde Odun Pazarı bayırında kurulmuş bir Müslüman şehri Eskişehir, Eskişehir'e 7 kilometre uzaklıkta Hakim Tepe'de Bizans Kalesi Karacahisar ve Karacahisar eteğinde Karacaşehir. Karacahisar'ın Anadolu'dan İznik İstanbul'a giden ana yolların kesiştiği bir noktada stratejik konumu son derece önemli, çıkılması güç bir kale olduğu anlaşılmaktadır. 1288 yılında kaleyi kuşatan Osman Bey, ardı ardına yaptığı hücumların ardından zor da olsa kaleyi almayı başardı. Karacahisar, Osmanlıların almış olduğu ilk sancak, ilk kaleydi. Karizması giderek artan Osman'ın artık kendisine ait bir kalesi vardı ve ona büyük şan ve güç katmaktaydı. Kalenin fethinin ardından Karacaşehir ve Eskişehir'in kontrolü de Osman'ın eline geçmiş oldu. Fetihten sonra Konya'ya gönderdiği yeğeni Aktimur'un Sancak Beyliği sembolleri getirdiği doğru kabul edilirse Osman'ın 1288'de bölgeye Selçuklu Sultanı adına hakim olduğu söylenebilir. Yani aslında kaleyi alan Osman, Eskişehir'deki Selçuklu memurunun yerine geçmiş ve bir nevi Selçukluların Eskişehir Uçbeyi olmuştur. Bu da Kayılar için önemli bir adımı teşkil etmektedir. Alpleri etrafında toplamanın tek yolu gaza ve ganimet akınları yapmaktır. Osman Bey'in bayrağı altına gelen gaziler artmaktaydı. Gazilerin artması demek, akın sahasının da genişlemesi demekti. İşte bu yüzden Osman Bey, en yakın nökerini yani yeminli yoldaşını yanına çağırdı. Bu kişi Köse Mihail olarak bilinen Roma'nın Harmankaya ve Göl Pazarı tekfuru Mihail Kosesti. Zamanında Osman Bey'e esir düşen ve ardından ona kılıcını sunan Köse Mihail, Osmanlı kuruluşunun önemli figürlerindendir. Köse Mihail'i yanına çağıran Bey, Taraklı yenicesine akına gitmek gerektiğini söyledi. Osman bölge dışına çıkarak hem kendi bölgesinde tekfurlarla arayı bozmamayı planlıyor, hem de ardındaki asker potansiyelini gaza akınlarıyla doyurma niyetindeydi. Tabii yeni aldığı ve merkezi yaptığı Karacahisar'ın sahibinin kim olduğunu herkese göstermek de onun amaçları arasındaydı. Harmankaya Göl bölgesindeki tekfur olan Köse Mihail'in Orta Sakarya kıvırımı içerisinde tekfurlar ve bölgedeki yollar hakkında bilgisi vardı. O yüzden sefere kılavuzluk yapacaktı. Dar bir noktadan Sakarya Nehri geçilecek, ardından o bölgede yaşayan kardeş oba beylerinden Samsa Çavuş ile birleşilip bölgeye yağmalanacaktı. Derhal yola konuldu.
Sakarya Nehri atların geçebileceği bir yerden aşıldı. Nehir karşısında Samsa Çavuş onları karşıladı ve Sorkun üzerine götürdü. Sorkun Rumları Samsa Çavuş aracılığıyla itaate razı oldular. Ahd ile itaat edip yağmadan ve esaretten kurtuldular. Oradan Samsa Çavuş kılavuz olup Mudurnu vilayetine çıktılar. Samsa Çavuş ve aşireti buralarda yaşamaktaydı. Osman bu vilayeti ona bıraktı. Mudurnu'dan nehri izleyip sırayla Göynü'ye, Taraklı yenicesine gelip yağma etti. Ardından güneye yönelip dağlık bölgeden Gölovası'na indi. Burada Mihail'e ait Harmancıkaya üzerinden onun kılavuzluğu ile Sakarya'ya geçip Karacahisar'a döndü. Böylece Osman Bey civara kendisini tanıtmış ve uzun soluklu ilk seferine çıkmış oldu. Dönüm noktası. İlk fethin ardından 1288-1299 yılları arası Osman Bey için akınlarla geçti. Bu dönem içerisinde Bilecik ve İnegöl tekfurlarıyla iyi geçinmeye devam eden Osman, Çobanoğlu Ali'nin zayıflaması üzerine Sakarya Nehri boyundaki akın ve gaza faaliyetlerini arttırdı. Kendi bölgesinin dışında Mudurnu, Göynük istikametinde akınlar yapan Osman Bey, aynı zamanda gelen göçlerle çoğalıyor ve teşkilatlanıyordu. Bu gelişmeler bölge tekfurlarını korkutmaktaydı. 1299'da Moğolları uğraştıran Sülemiş isyanından sonra birçok Batı beyliği ve uçlarda akın yapanlar gibi Osman da daha özgür hareket etmeye başladı. 1299 yılı Osman Bey için dönüm noktası olacaktı. Osman kesin bir politika değişikliğiyle bölge tekfurlarının ayağını kaydırmaya kafayı koymuştu. Hatta bu politikası yüzünden amcası ve yardımcısı olan Dündar Bey ile sürekli sürtüşmekteydi. Türkmenlerin giderek güçlendiğini gören bölge tekfurları, Osman'ı daha fazla tehlike arz etmeden ortadan kaldırmayı planladılar. Bilecik tekfurunun oğlu ile Yarhisar tekfurunun kızı arasında yapılacak düğüne Osman ve adamlarını çağırıp katletme kararı aldılar. Bu planı Sadık Nökeri Köse Mihay sayesinde öğrenen Osman, karşı pusu kurdu. Osman Bey, Çakırpınar mevkiinde düğün yapılırsa askerleriyle beraber düğüne geleceğini söyledi. Osman Bey aynı zamanda yaylaya çıkarken fazla eşyasını Germiyanoğullarının saldırısından saklaması için Bilecik Kalesi'ne bırakacaktı. Halbuki Bilecik tekfuru samimi olmayıp tam bir riyakarlıkla hareket ediyor, öteki tekfurlarla birleşip Osman Bey'in aleyhine çalışıyordu. Ertuğruloğlu Osman, düğün vakti 40 kadar alpini kadın kıyafetine sokarak, bir o kadar da savaşçı kadını keçelere kilimlere sarıp sandıklar içine yerleştirdi ve hayvanlara yükledi. Kadın kıyafetine girmiş bahadırlar, koyunları sürerek Bilecik Kalesi'ne girdiler. Osman Bey de kuvvetlerini yanına alarak akşamüstü hareket etti. Kendisine pusu kurulacak yere geldiğinde, yanındaki kuvvetin büyük kısmını orada bırakarak çok cüzi bir kuvvetle düğün alanına gitti. Bilecik askerinin yarısı gelini almak üzere Yarhisar'a gitti. Büyük kısmı da düğün yerine gittiğinden, kalede çok az miktarda asker kalmıştı. Kadın kılığındaki askerler ve kayı kadınları için kalede kalan Bilecik askerlerini bertaraf etmek çok kolay olmuştu. Kaleyi zapt ettiklerini düğün alanında bekleyen Osman'a ulaştırdılar. Fakat Bilecik tekfuru da aynı anda durumu öğrenmişti. Buna rağmen sarhoş olan askerlerini toplayana kadar Osman ve alpleri derhal atlarını atlayıp kaçar gibi yaparak sarhoş bir güruh olan Bilecik askerini pusu yerine doğru çekmeye başladılar. Onların bu kaçışını ciddi sanan Bilecik askerleri pusunun tam göbeğine düştüler ve kılıçtan geçirildiler. Osman böylece Bilecik'i almayı başarmıştı. Hiç vakit kaybetmeden aynı gün başsız kalan Yarhisar'a doğru hücuma kalktı. Alp yoldaşlarından Turgut'u da İnegöl'ü alması için görevlendirdi. Çok kısa bir süre içerisinde iki merkezde düştü ve Osman'ın yurdu haline geldi. Akınlara doymayan Türkmenler aynı yıl içerisinde Yarhisar'ın kuzeyinde olan ve çok stratejik bir yerde bulunan Melanga'yı da almayı başardı. Böylece Bey, sultanına haraç veren Darül Ahd bölgesinde tüm tekfurları ortadan kaldırmış oldu. Bu fetihlerle Osman, doğrudan doğruya Roma devletine ait topraklara sınırdaş oldu. Şanına şan katan Osman için artık yeni bir sayfa açılmaktaydı. Fetihlerin ardından Osman Alp, hemen teşkilatlanma sürecine yöneldi. Sancak Beyliği'nin öbür kısımlarında eski merkez Karacahisar'ı oğlu Orhan'a, Yarhisar'ı Hasan Alp'e, İnegöl'ü Turgut Alp'e il yurtluk verdi. Ailesini Bilecik'e yerleştiren Bey, Melanga'ya varıp burasını uç merkezi yapıp yeni planlar hazırladı.
Bu eski Roma şehrine yerleşen bey, alplerine evler yapmasını ve burayı şenlendirmesini istedi. Oluşturulan şehre de yeni şehir adını koydu. Yeni beyin yeni şehri olacaktı burası. Ve bu yeni beyin yeni hedefleri de vardı açıkçası. Osmanlılar büyük bir kütle hareketiyle ve bir anda kurulmamıştı. Görüldüğü üzere Osman adım adım çadır çadır büyüyordu. Evet, fetihler yapıyordu elbette. Ama hala tam anlamıyla bir beyliği dahi yoktu ortada. Hala bir Alp beyinden öte değildi. Osman derinden geliyordu. Osman yavaş yavaş palazlanıyordu. Osman birer birer çoğalıyordu. Osman tek başına bir tohumdu, ta toprağın en derinlerine atılmış. Mevsimler, yıllar, hatta on yıllar olgunlaştırıyordu bu tohumu. Ne kadar derindeyse tohum, o kadar kudretli filiz verirdi nihayet. Osman da bir gün filiz verecek ve bir çınara giden devlet olacaktı elbet. İznik Kuşatması. Moğol baskısının azaldığı 1299 yılı Osman Bey için bir dönüm noktası olmuştu. Giderek güçlenen bu uçtaki Selçuklu Sancak Bey'i, Çakırpınarı'nda kendisine kurulan pusuyu fark edip düşmanlarının hevesini kursağında bırakmıştı. Aynı yıl içerisinde Darül Ahd denilen bölgedeki Bilecik, İnegöl, Yarhisar ve Yenişehir tekfurlarını yenip kalelerini aldı. Bu fetihler Osman Bey'e yeni hedeflerinin hayalini kurdurmaktaydı. Osman Bey'in daha önceki fetihlerini ve faaliyetlerini belgesel serimizin 18 dakikalık ilk bölümünü izleyerek öğrenebilirsiniz. Bu bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani yeni şehrin alınmasından sonraki kısmı sizlere aktaracağız. Osman, Doğu Roma topraklarına karşı akın merkezi olarak yeni şehirde yerleşip ailesini Bilecik'te bıraktıktan sonra bir karar vermek zorundaydı. Melanga'da yol ikiye ayrılıyordu. Ya İznik'e doğru yönelecekti ya da Bursa'ya. Tercihini şartların daha elverişli olmasından dolayı İznik'ten yana kullandı. Bu tercihte etkili olan sebeplerden bir tanesi çok önemliydi. İznik, Selçuklu'nun kurucusu Süleyman Şah'ın ilk merkeziydi ve bu yüzden Oğuz Türkleri için ayrı bir değere sahipti. Eğer Osman Bey burayı alırsa adını civardaki herkese bağıra bağıra duyuracaktı. Bu şehir sadece Türkler için değil, Hristiyan dünyası için de mühim bir noktaydı. 1299-1301 yılları arasında sadece Osman değil, Batı Anadolu'daki tüm Türkmen kitleleri sınır hattına hücumlar düzenlemekteydi. Selçuklu'nun çöküşü ve İlhanlı otoritesinin isyanlarla zayıflaması uçtaki Türkmenlere güç kazandırıyordu. Herkesin arkasına aldığı rüzgarı Osman da alıyor ve Bitinya bölgesinde akınlarını arttırıyordu. Yeni şehrin düşmesinin hemen ardından Türk alpleri İznik kapılarında görünmeye başlamış, etrafta yağma ve akın faaliyetlerine girişmişlerdi. Osman, şehri alabilmek için öncelikle yol üzerindeki Köprühisar'ı alması gerektiğini biliyordu. Gemlik'ten başlayan ve İznik Gölü'nün güneyinden geçen Katır Dağları, Alplere yol vermeyecek cinstendi. Buraya ulaşan vadinin başında da Köprühisar vardı. Bilecik ve Yenişehir'den gelip İznik'e varan yolların bir kısmı buradan geçmekteydi. Hiç vakit kaybetmeyen Osman Bey, bir sefer düzenleyerek Köprühisar'ı fethetmeyi bildi. Ardından vadi içerisindeki Kızılhisar ve Derbent'i de alarak birliklerini İznik'e çıkartacak yolu kontrolü altına aldı. Kayı Bey'in batı kanadında ise yeni şehri koruması gerekiyordu. Ovanın batı ucunda yer alan Koyunhisar ve Marmaracık kalelerini almak icap etmekteydi. Buralar ele geçerse Osman arkasını sağlama alacak ve İznik üzerinde gönül rahatlığı ile durabilecekti. Derhal bir seferde batıya düzenleyip bölgedeki iki tekfur üzerine yürüdü ve kalelerini aldı. Böylelikle Osman Bey aldığı hisar ve kaleler listesine Koyunhisar ve Marmaracığı da eklemiş oldu. Hazırlıklarını yapan Türkler 1301 yılında beylerinin önderliğinde Yenişehir ucundan çıkıp İznik önlerine vardılar ve kaleyi kuşattılar. İznik şehri ve savunması Doğu Roma merkezi tekrar İstanbul'a taşındığından beri zayıflamıştı. Nüfus da eskiye nazaran daha seyrekti. Bölgedeki Türkmen akınlarından korkan bazı Rumlar can ve mal endişesiyle bölgeyi terk etmişti. Her şeye rağmen İznik savunması güçlüydü. Bu denli büyük surlara karşı daha önce taarruz etmemiş olan Osman ve Alpleri için kalenin alınması bir hayli zordu. Ateşli silahı olmayan ve büyük kuşatma taktiklerini bilmeyen Alpler kaleye saldırmasına rağmen başarılı olamıyorlardı. Bir de şehrin etrafının bataklık olması işin tuzu biberiydi. Kaleyi cenk ile alamayacağını anlayan Osman Bey, vira yöntemine başvurdu.
kaleyi her taraftan saracak şekilde muhasara edecek, İznik'e çıkan yolları tıkayıp şehri açlığa ve sefalete sürükleyecekti. Eldeki asker ve güç göz önüne alındığında bunları gerçekleştirmek yıllara mal olacaktı. Kafasındaki plan uyarınca işe koyulan Osman Bey, güneydeki vadinin bitiminde bir tepeye, şehre giriş ve şehirden çıkışları kontrol edebileceği bir havale kulesi yaptırdı. Hisar'a Dıraz Ali namlı bir alple 100 kadar da adam yerleştirdi. Bu hisarla beraber bey, etraftaki köyleri yağmalaması için gazilerine emirler verdi. Böylece İznik kuşatması başladı. World of Warships. World of Warships, takım tabanlı online bir deniz savaşı oyunudur. Güzel grafik ve oynayışıyla sizi mavi sularda maceraya davet ediyor. Siz de geminizi geliştirip rakiplerinizi derin sulara gömebilirsiniz. Oyuna yeni başlayacak olanlar için de güzel haberlerimiz var. Açıklamada vereceğimiz kod sayesinde 2 savaş gemisi, 7 gün premium hesap ve milyonlarca krediye sahip olacaksınız. Böylece bu oyuna herkesten birkaç adım önde başlayacaksınız. Koyunhisar Muharebesi. Muhasaranın uzun sürmesiyle İznik Tekfuru zor duruma düştü. İznik Tekfuru, imparatordan şehri abluk altında tutan Türkleri dağıtması için yardım istedi. İmparator Andronikos talebe olumlu dönüş yapmaya karar verip, Heteriorkos rütbesindeki yani saray muhafızları komutanı Leon Muzalon'u bu konuyla ilgili görevlendirdi. Komutan önce az sayıda adamı ile İzmit körfezini geçip Koyunhisar'daki Roma garnizonuna gitti. Amacı yaşananları daha yakından takip edebilmekti. 1301 yılında yaşanan bu olay karşısında Osman Bey, küçük bir yenme birliği yollayıp kale dışına sıkıştırdığı Roma birliklerini püskürttü. Çatışma sonrasında komutan daha güçlü bir şekilde gelmek maksadıyla Konstantinopol'un yolunu tuttu. Daha önce merkezin otoritesinden kopan tekfir güçleriyle mücadele eden Osman Bey, ilk kez Roma merkezinden gelecek bir kuvvet ile çarpışacaktı. Kendi pozisyonundaki, hatta beylik vasfını bulunduran çevresindeki hiçbir Türkmen beyi, İmparatorun güçleriyle direkt karşılaşmamıştı. Durum üzerine etraftaki birçok Türk onun sancağı altında toplandı. Komutan Muzalon 1302 yazında hala İznik'i kuşatmakta olan Türkleri dağıtmak maksadıyla yola koyuldu. Bugünkü Gebze'den gemilere binen Bizanslılar, Yalova'da yer alan Türklerin dil dediği yerde karaya çıktı. Çıkarma yaptıkları yere yakın kasabalardan birisi Kibutos yani Hersek'ti. Buranın 3 kilometre güneyinde Bizansların Bafeus, Türklerin Koyunhisar'ı, bugün bizlerin ise Çoban Kale olarak andığı önemli bir kale vardı. Bizans'ın kontrolünde olan bu kalenin 20 kilometre batısında ise Yalakhisar'ı mevcuttu. Romalıların amacı dil mevkiinden Hersek ve Koyunhisar'ına, oradan da İznik'e varıp Türkleri vurmaktı. Bu plandan haberi olan Türkler, karaya çıkıp gerekli düzene daha yeni girmiş birliklere ani bir baskın yapmak için pusuya yatmışlardı. 2000-2500 mevcudu olan Roma birliklerinin çoğu paralı alan süvarilerinden oluşmaktaydı. Geri kalanlar ise düzenli Bizans piyadeleri ve yerel milis kuvvetlerdi. Birlikteki en büyük sorun bu üç ayrı grup arasında kan uyuşmazlığı ve genel ciddiyetsizlikti. Osman'ın emrindeki 4000-5000 kişiden oluşan Türkmen birliklerinin çoğu profesyonel atlı birlikler idi. Muzalon'un düzene girip hareket edeceği sırada tepelerin ardında gizlenen Türk atlıları ani bir hücuma geçti. Yoğun ok atışına maruz kalan Bizans kuvvetleri kısa bir sürede olsa karşılık vermeye çalıştı. Umutsuz direniş çok geçmeden çözüldü. Milis kuvvetler ilk dağılma belirtileri gösteren grup oldu. Yolculuk sırasında zaten ordu komutanı ile sorunlar yaşayan milisler İzmit yolu üzerinden kaçmak maksadıyla daha fazla direnemeyip ayrıldılar. Bizans piyadelerinin geri çekilebilmesi için toparlanan alan süvarileri, Türk atlılarını yarım bir çember içine almaya çalışarak ok atmaya başladılar. İyi savaşçı olan alanların bu çabası karşı tarafın baskısını biraz azaltmıştı. Bu fırsattan yararlanan Bizans piyadelerinin geriye kalanları sahile çekilip gemilere bindiler. Alanlar ise kanlı bir mücadele sonrasında Türk atlıları karşısında eriyip yok oldular. Zafer Osman Bey'in olmuştu. Osman Bey, imparatorun yolladığı orduyu yenerek kendisine karşı bakışları değiştirecek bir galibiyet almıştı. Bu zafer ile beraber artık etrafındakiler onu yoldaşları değil, beyleri olarak kabul ettiler. Osman Bey'in Roma birliklerini yenerek elde ettiği siyasi karizma, onu diğer büyük beylikler gibi olmasa da belli bir statü sahibi yapmıştı. Aynı zamanda elde ettiği bu karizma ona hükmetme gücü ve meşruiyeti vermiş, oluşturduğu bu siyasi oluşumun başına kendisinden sonra oğlunu geçirebilecek bir yetki sahibi yapmıştı.
yani hanedan kurma potansiyeli oluşturmuştu. Dimbos Muharebesi. Bafeus zaferiyle Osman, bütün Bitinya'da Bizans egemenliğini tehdit eden önemli bir siyasi askeri güç olarak ortaya çıkmıştır. O kadar ki Türk akıncıları Mesotinya bölgesine dahi girip çıkıyordu. Bizans İmparatoru Osman'ı durdurmak için İlhanlı Hanı'na Bizanslı prensesi zevci olarak önermiş ve bir Moğol ordusunu tahrik etme girişiminde bulunmuştur. Tarihçi Pakmeres, Bizans'ın düştüğü çaresizliği dramatik ifadelerle anlatmaktadır. Yerli halkın sadece hayatlarını kurtarmak için batıya kaçtıklarını, çok kalabalıklaşan Türklerin birçok başbuğ kumandası altında toplandığını, onlardan biriyle anlaşma yapmanın faydasız olduğunu, onların kendilerini akına götürecek şefi arayıp bulduklarını belirtiyordu. Bafeus Savaşı'ndan sonra imparatorun emri üzerine Bursa Ovası'ndaki Atranos, Bitnos, Kestel ve Kite tekfurları Osman'a saldırmak üzere birleştiler. İttifak ordusu 1303 yılında artık beylik olarak değerlendirebileceğimiz Osmanlı'nın üzerine yürüdü. Osman, yanındaki kuvvetlerle tekfurlar ordusunu Yenişehir Ovası'ndaki diğer Koyunhisar'da karşıladı. Kıyasya bir mücadele oldu. Romalılar savaşa savaşa dar Dimbos boğazına kadar çekildi. Osman'a karşı orada son bir savaşa giriştiler. Arkasını dağa veren Bizans birlikleri ciddi bir mukavemet göstermiş ve iki tarafta ciddi kayıplar vermiştir. Kanlı ve çetin mücadelede Osman'ın kardeşi Gündüz'ün oğlu Aydoğdu şehit düşenlerdendi. Kılıçlar kınına girdiğinde zafer Osman'da kalmıştı. Kestel tekfuru savaş meydanında öldü. Bursa ve Adranos tekfurları kaçıp hisarlarına sığındılar. Osman, karşısında savaşan ve firar yolunu tutan Kite tekfurunun peşini bırakmadı. Ulubat köprüsü başına kadar kovaladı. Tekfur Ulubat kalesine sığındı. Köprüyü koruyan kaleden ileriye geçme imkanı yoktu. Bey anlaşma ile istediği adamı aldı ve onu Kite kalesi önünde idam etti. Durumu gören Kiteliler de teslim olmayı seçtiler. Dimbos Savaşı'nın ardından Ulubat'a kadar Bursa Ovası ve Uludağ, Türkmen yerleşimine açıldı. Ertuğruloğlu, dönüş yolunda Prusya şehrini kuşatıp etraftan tecrit etmek için Aktimur ile Balabancı komutasında iki havale kulesi yaptı ve çekildi. Bafeus ve Dimbos zaferlerinden sonra Osman, Roma karşısında kendini güçlü hissediyordu. O artık güçlü bir beydi ve önünde fethedilmeyi bekleyen kilometrelerce toprak vardı. Daha birkaç sene öncesine kadar göç yolu için yerel çatışmalara giren Osman, artık gözünü İznik ve Bursa gibi büyük şehirlere dikmişti. Bu adeta bir başarı öyküsüydü. Osman Gazi, İznik'i düşürmek ve İstanbul'dan gelecek yardımlara karşı ablukayı tamamlamak için Sakarya üzerindeki geçit yerlerine karşı 1304 yılında yeni seferler düzenlemeye karar verdi. Seferin hareket merkezi olarak Karacahisar Kalesi seçilmiş, Harmankaya tekfuru Mihail Koses kaleye çağrılmıştır. Diğer tekfurlara karşı her zaman Osman Gazi'nin yanında yer alan Köse Mihail, İslam'a davet edildi. Osman Bey'in can yoldaşı Mihail, İslam'ı seçti ve sefer böylece başladı. Karacahisar Kalesi'nden hareket eden Osman Gazi, Köse Mihail'in kılavuzluğunda Gölpazarı dolaylarındaki Lüblüce Hisarı tekfurunu itaati altına aldı. Sonrasında Çadurlu ve Lefke kalelerinin teslim olmaları üzerine kuzeydeki Mekece'ye yöneldi. Mekece tekfurunun itaatinden ardından Pamukova Havzası'na giren Osman Gazi'ye karşı ilk ciddi mukavemet, bugün Pamukova olarak adlandırılan Akhisar tekfuru tarafından gösterilmiştir. Gerçekleşen savaşın ardından Oğuzlar kaleyi almıştır. Oradan Geyve üzerine ilerleyen Osman Gazi, kaleyi almış ve hemen güneyindeki Tekür Pınarı'na yönelip burayı da topraklarına katmıştır. Sefer sırasında Germiyanoğullarına bağlı Çavdar Tatarları tarafından Eskişehir Pazarı'na bir baskın düzenlenmiştir. O sırada Karacahisar Kalesi'nde muhafız olarak bırakılan Orhan Bey, derhal harekete geçerek Tatarların peşine düşmüş ve Kütahya'nın güneyinde bulunan Oynaş Hisarı denilen bölgede yakalayıp Tatarları yenilgiye uğratmıştır. Baskın haberini duyan Osman Bey, Karacahisar'a varmıştır. 1305 yılında yarım kalan seferi tamamlama arzusunda olan Osman Bey, artık olgunluk yaşlarını da yavaş yavaş geçmekteydi. At sırtından inmeyen ve büyük başarıyla bir avuç adamdan bir beylik çıkarmayı bilen bey, artık bayrağı yavaş yavaş devretme vaktinin geldiğini anladı. Aynı zamanda ayağındaki hastalık onu giderek tüketmekteydi. Beylik sırası oğlu Orhan'a elbet bir gün gelecekti. Bey, sağlığında kendisi teşkilatlanmaya uğraşırken Alpler'in başına oğlu Orhan'ı geçirdi.
Osman Bey oğlunu Karaçepüş ve Karatekin kalelerini almak için görevlendirdi. Akçakoca, Gazi Abdurrahman, Konurat ve Köse Mihail gibi tecrübeli komutanları da yanına danışman olarak verdi. Babasının sefer güzergahını takip eden oğul, Karaçepüş Kalesi'ne 1305 yılında vardı. Bu kaleyi almak zordu. Lakin Orhan Bey bir oyunla kaleyi almayı bildi. Oradan Apsuyu Kalesi'ne yürüyen Beyoğlu, burayı da aldı. Sonrasında planladığı gibi batıya yönelen Orhan Gazi, İznik'in doğusundaki Karatekin Kalesi'nin üzerine yürümüştür. Kaleyi kuşatmış ve bir elçiyle teslim olmalarını istemiştir. Teklif reddedilince kale fethedilmiş ve yağmalanmıştır. Böylece hem yeni bir uç oluşturulmuş hem de İznik'in doğu cenahı kapatılmış oldu. 1305 yılından sonra Osmanlılar biraz daha temkinli ve yavaş ilerlediler. Osman Bey merkezde teşkilatlanırken Orhan'ın emrindeki beyler uzun yıllar kuzeyde akınlar yaptı. Konur Alp doğuya yönelerek Akyazı, Tuz Pazarı, Uzuncabel ve Bolu üzerine akınlar düzenlerken, Akçakoca ve emrindeki Gazi Rahman ise Samandıra, Aydos kalelerinin olduğu bölgeye yönelmiştir. Bu 20 yıllık süreçte beyliğin yavaş ilerlemesinin iki temel sebebi vardı. İlki Selçuklu'nun ortadan kalkmasıyla alakalıydı. İlhanlılar Selçuklu sultanlarını atamaktan vazgeçip Anadolu'daki yarı bağımsız beylikleri kontrol altında tutmak için kendi valilerini bölgeye yolladı. Bu da tüm beyliklerin hızını kesmişti. Aynı zamanda Bursa, İznik ve İzmit gibi büyük ve kuvvetli hisarların önüne gelmiş olan beylik, fetihlerin gerçekleşmemesi sebebiyle daha fazla ilerleyememiştir. Bu üç büyük engel ortadan kalkmadan yeni hedeflere yönelmek çok mümkün görünmüyordu. İznik ve Bursa kuşatmalarının devam ettiği 1324 yılında Osman Bey vefat etti. Babasından aldığı birkaç yüz çadırlık obasını bir beyliğe çevirmeyi başaran Osman Gazi, yaptıklarıyla bir hanedan kurmuştu. Bir insanın dünyada en çok ulaşmak istediği şeye bu küçük beyliğin lideri Osman ulaşmıştı. Bir insan en çok ölümsüz olmayı, unutulmamayı ister. Osman da dört kıtaya yayılacak bir imparatorluğa adını vererek unutulmaz oldu. Osman artık ölümsüz olmuştu.